İleri Bakış'tan iyi akşamlar. Geçen hafta Ukrayna'yı konuşmuştuk. Olayların nedenlerini, dinamiklerini tartışmıştık ve birkaç olası senaryodan bahsetmiştik. Aradan geçen bir haftalık sürede bu senaryolardan birisi gerçekleşti. Kırım'da, Ukrayna'dan sonra Kırım'da hareketlenmeler başladı ve Rusya'nın Kırım'a müdahalesi, askeri bir müdahalesi neredeyse gerçekleşmek üzereydi ama uluslararası toplum bir şekilde bunu baskılayarak en azından şimdilik önledi diyebiliriz. Bu konuya devam edeceğiz. Şüphesiz çok önemli. Komşumuz hemen Karadeniz'in karşı kıyısında olan bu gelişmeleri daha yakından takip etmek ve anlamaya çalışacağız. Bugünkü konuğumuz Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Birol Akgün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Hocam Ukrayna'dan geçen hafta bahsetmiştik. Evet. Bu Avrupa Birliği ortaklık anlaşması, bunlardan söz ettik ama bugün buraya geleceğini senaryolardan birisiydi gerçekten. Baktık ki oldu. Buraya getiren dinamikler neydi, Ukrayna'yı ve Kırım'ı? Kısaca bundan söz ederek başlayalım isterseniz. Tabii en başta eğer bu son gelişmeleri bir özetlemek gerekirse arkasında yatan temel dinamiklerin başında Ukrayna'nın tam anlamıyla Doğu ile Batı arasında bir geçiş coğrafyası, bir jeopolitik fay hattı olması yatıyor. Burası önemli çünkü baktığınız zaman bu tür coğrafyalar, bu tür ülkeler uluslararası sistemdeki dinamiklerden çok hızlı şekilde etkilenen ve İlk sarsıntıda en fazla etkiyi gösteren ülkeler. Ukrayna bu anlamda Soğuk Savaş sonrası dönemde Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra her ne kadar bağımsız, egemen bir devlet olsa da hiçbir zaman Ruslar gerçek anlamda Ukrayna'nın, hele hele Kırım gibi Karadeniz'in incisi diye bilinen, eskiden beri Sovyetlerin bir şey bölgesi, göz tatil bebeği, bölgesi, evet, göz bebeği olan bir coğrafyayı doğrusu Ukraynalılara egemenliğini bırakmak istemediler. Bu nedenle de özellikle askeri ve jeopolitik anlamda o bölgedeki çıkarları koruma adına Sovyet sonrası dönemde de Ruslar Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıdılar ama Ukrayna'nın özellikle Kırım'daki eskiden beri Sovyetler Birliği'nin askeri deniz üssü olan önemli deniz filosunun bulunduğu o coğrafyayı kendileri açısından önemli gördükleri için Ukrayna devlete dayatmada bulundular ve 1997 yılında 45 yıllık bir savunma işbirliği anlaşması imzaladılar. Sivastopol'da Karadeniz gemilerinin bulunduğu, filosunun bulunduğu bir liman var. Orası Rusların egemenliğine verildi. 25 bin asker bulunduruyor ve Kırım'da otonom bir yapı. Fakat nüfusa baktığınız zaman da gerçekten Ukrayna hem Kırım için hem de genel olarak Ukrayna'nın tamamı için Doğu Batı doğrultusunda Doğu'ya doğru, Rusya'ya doğru uzandıkça Rus nüfusun arttığını, Ukrayna'nın nüfusu azaldığını görüyoruz. Batı'ya doğru da daha ters bir şey var. Ukraynalıların daha çok yaşadığı, Rus dilinin konuşulmadığı ve daha çok Batı yanlısı politikaların desteklendiği bir Ukrayna aslında. Çok kesin tam bir ayrım var. Görülmüş durumda. Evet. Hani Huntington'ın o Türkiye için de zaman zaman kullandığı turn country, yani yırtılmış ya da bölünmüş ülke kültürel olarak baktığınız zaman biraz Ukrayna böyle bir ülke hakikaten. Sadece etnik değil, dini anlamda da böyle. Yani doğuya doğru gittiğiniz zaman Ortodoks Rus etkisinde olan nüfus var. Batıya doğru gittiğiniz zaman Polonya sınırında Katoliklerin ağırlaştığı bir nüfus var. Dolayısıyla Polonya etkisinde bulunan nüfus daha çok batıcı, batı politikaları desteklerken doğuya doğru gittiği zaman artan ortodoksluk özelliğinden dolayı, hem Rusların etnik özelliğinden dolayı daha çok Rusya ile işbirliği görüyorlar ve Ukrayna'daki Ruslara sorarsanız orası bir Rus toprağı olarak görüyorlar. Dolayısıyla en başta 90'lı yıllarda kurulan bu denge bugünlerde yeniden fay hattı hareketlere başlandı ve 2004 yılındaki meşhur Turuncu Devrim sonrasında Batı bloku ile iyi ilişkiler kuracağına inandığı bir hükümet geldi ama yolsuzluklar ve benzeri nedenlerden dolayı hızlı şekilde çöktü. 2008'den sonra yavaş yavaş yeniden Rusya'nın etkisi artmaya başladı. Nitekim şu anda Rusya'da bulunan Yanukovic gibi liderler o dönemde Rusların desteğiyle iktidara geldi. Hatta seçim sonuçlarına bakarsanız eğer
özellikle Rusya'ya yakın doğu bölgelerinde %60-70'lere çıktığını görürsünüz. Yanukovic'in partisinin desteğinin. Yani bir siyasi, ideolojik, etnik, mezhepsel anlamda Rusya'yla işbirliğini savunan bir yapı var. Bu kırılgan yapı içerisinde en son son iki yıldaki kriz nedeniyle ekonomik anlamda ciddi bir kriz var. Ukrayna'da bu krizden çıkış formülü aramaya başladılar. Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirme adına ortaklık anlaşması, serbest ticaret anlaşması imzalama için uğraşırken Avrupalılar bence Ukrayna'nın bu stratejik konumunu da o jeopolitik fay hattı olma anlamında nazik konumunu da anlamadılar, yeterli ilgi göstermediler. Bir daha haksızlık etmeyelim, kendi krizleri vardı. Evet, Avrupa kendi krizle uğraşıyor yani, zaten. Yani Yunanistan'ı, İspanya'yı, İrlanda'yı kurtarayım derken Ukrayna'yı ihmal ettiler. Acil nakit ihtiyacını karşılamadılar. Bunun üzerine Rusya Kasım ayında 15 milyar dolar parayı önerdi. Evet. Doğalgaz fiyatlarını aşağı çekildi söyledi. Zaten siyasi lider olarak Yanukovic Rus yanlısıydı. Böylece Avrupa Birliği ile ilişkilerini keseceğini açıklayınca halk bu kez özellikle Kiev ve batısındaki bölgelerde ayaklandı. İşte bildiğimiz o kaos senaryosu. Bir darbeye dönüştü, halk darbesine dönüştü. Yanukovic ülkeyi terk etti. Bir anda bütün yasalar değişti. Hapse giren liderler tekrar çıktı. Ama başka şeyler de yaptılar. İşte esas tetikleyen burası oldu, bu cümle önemli. Sadece mevcut Rusya'nın etkisi azaltmak kalmadılar. Anayasada ya da yasalar değişiklik yaparak Ruslara anayasada tanımlanan bir takım hakları kaldırdılar. Nedir bu? Bardağı taşıran son damla aslında bu düzenlemeler oldu. Evet, herhalde, aynen böyle. Bu aşırılık. Evet. Rus basınımızı bugün taradığınız zaman tekrar girip baktım acaba hakkı ne diyor? Yani bunlara faşist ifadesi kullanıyor. Neofaşistler anayasa karşıtı bir darbe yaptılar. Biz onu restore etmeye geliyoruz. Evet. Yani Ukrayna'da var olan Rusların da çıkarlarını koruyan o anayasa sistemi yeniden restore etmeye geliyoruz diye Ruslar savunuyorlar kendilerini. Dolayısıyla bu son krizin altında ben darbe ile yani halk darbesiyle iktidara gelen belki ikinci turuncu devrim diyebileceğimiz o darbenin idare edenlerinin çok da rasyonel olmayan bir şekilde hızla Ukrayna'nın soğuk savaş sonrasındaki konumunu dikkate almayan düzenlemelerle Rusya'nın o bölgedeki çıkarlarını koruma anlamında bir müdahale edebileceği gerçeğini göz ardı ettiklerini, realitenin koptuğunu ve bugünkü sürecin böyle başladığını düşünüyorum. Evet hocam, bu dün akşamda sanırım Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Yanukovic'in Rusya'ya yazdığı bir mektubu gösteriyor. İşte Ukrayna'daki Rusların haklarının korunması için Rusya'nın müdahalesini istediğini belirten bir mektup bu. Dolayısıyla yaptıkları işte Kırım'a asker göndermeleri, Karadeniz'e filo göndermeleri, savaş gemileri gönderme, bunun uluslararası hukuka aykırı olmadığını, bilakis uluslararası hukukta aykırı davranmadıklarını söylüyorlar. Bu Rusya'nın bu hamlesinin gerçekten uluslararası hukukta dayanacağı bir temel var mı? Ya aslında uluslararası hukuk bakımından Türkiye'nin örneğin Kıbrıs'ta sahip olduğu garantörlük anlaşması gibi bir net uluslararası hukuk metni yok. Evet. Bu daha çok ikili anlaşmaya bağlı. Ama orada bir de facto olarak hani Rusya'nın çıkarlarıyla çatışan dış politika izlenmeyeceğine ilişkin bir modus vivendi. Yani ortak bir anlayış da aslında yazı olmayan bir kural şeklinde gelişmiş durumda. Rusya'nın bu işgalini meşrulaştırır mı bu olaylar? Doğrusu uluslararası bakımından çok dayanağı sağlam bir şey değil. Değil. Ama en azından uluslararası hukuka uydurma anlamında Ukrayna'nın hala resmi devlet başkanı Yanukovic olduğunu kabul ediyor. Ruslar hatta parlamentoda o konuda biraz ikinci davranıyor. Neden şu? İş başında bulunan bir devlet başkanının impeachment yani anayasa ihanet suçuyla suçlanarak iş başta uzaklaştırılması için en azından bir yargılama sürecinin falan olması gerekir. Parlamento gelir gelmez anayasa ne kadar anayasanın içinde kaldığı çok iyi bilinmiyor ama Yanukovic'in işte görevden uzaklaştırılması, kaçmasının sağlanması, yerine vekalete meclis başkanının atanması gibi fiili durum yaratarak ortadan kaldırır. Ama hukuki bakımdan bakarsanız Rusların en azından kağıt üzerinde ve siyaseten
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi kurumlarda Yanukovic'i resmi devlet başkanı olarak tanıdığını, onun iş başta uzaklaştırılmasının Ukrayna'nın iç siyasal sistemi açısından hukuken meşru olmadığını, dolayısıyla hala Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı olan birisinin yazmış olduğu bir mektuba istinaden işgal ettiğine ilişkin böyle kendine göre bir kılıf kamuflaj uyduruyor. Hı. Hukuken mümkün değil ama siyaseten kendi savunabileceği bir alan açmış oluyor. Açmış oluyor. Amerika Rusya ile olan siyasi angajmanların dondurduğunu açıkladı. İşte G8 zirvesinin hazırlıkları donduruldu, çekildi G8 üyeleri. Bir anda Batı ve özellikle ABD Rusya'nın bu hamlesine karşı bir tedbir açısından işte kınamalar, bunun kabul edilemez olacağını açıklamaya başladılar. Başkan Obama bugün eğer böyle bir hamle olacak olursa muhakkak ki bunun bir karşılığı olur, Rusya'ya bunun bir yaptırımı olur diyor. Amerika'nın yani böyle bir müdahale olursa şayet Kırım'da, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması gibi bir senaryodan bahsediyoruz. Amerika nasıl bir yaptırım uygular? Yani bu gözdağının arkasında ne vardır? Şimdi açıkçası soğuk savaş gibi 45 yıl süren bir savaşın taraftarı iki ülke olarak 45 yıl bütün o zor dönemlerde sıcak bir çatışmaya girmemiş olan ülkelerin böyle bir olaydan dolayı topyekün bir kitlesel savaşa gireceğini öngörmek çok gerçekçi bir senaryo değil bana göre. Ama bunun dışında yani... İkinci bir soğuk savaş dönemi başlar mı peki? Gelişmelere bağlı ama sıcak savaşın dışındaki alanlarda yaptırım anlamında elinde kullanacağı bir takım argümanlar yok mu? ABD'nin var, elbette ki var. Yani en başta tabii ki ekonomik yaptırımlar gelebilir. Uluslararası sistemden izolasyon anlamında doğrusu Rusya'ya bir takım yaptırımlar gelebilir. Belki İran kadar etkili olmayabilir ama mesela İran'ın bankacılık sistemi uluslararası sistemde izole olunca işte bizim de bugünlerde başımıza ardı pek çok olayda olduğu gibi bir anda dünyayla ilişkilerinin ekonomik anlamda kesintiye uğrayabiliyor. Yani buna önemli yaptırımlar. Evet. Yani neticede. Fakat bunu karşı düşündüğün zaman da bu ne kadar gerçekçi bir senaryo? Çok da gerçekçi değil. Çünkü Amerika böyle bir yaptırım uygulamaya kalsa bile Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin bunu destekleyecek çok fazla şeyleri yok, güçleri yok. Krizde devam ediyorlar. Doğal gazlarının %60'ı Rusya'dan geliyor ve bunun %60'ı şeyden geçiyor. Ukrayna'dan geçiyor. Yani böyle bir ikilem var. Evet. Şimdi bunları dikkate aldığınız zaman da bu söylemlerin altını ne kadar doldurulabileceği çok da gerçekçi değil. Bir üçüncü şey şu, Rusya'nın bu tür ABD'nin söylemlerine hani ne kadar ciddiye alıp almayacağı konusunda anlamak için özellikle son 1-2 yılda Batılıların, Avrupa'nın ve ABD'nin Suriye gibi krizlerde göstermiş olduğu kararsızlık, hatta acziyet düşündüğünüz zaman Obama'nın ben çok da taktığını düşünmüyorum. Daha doğrusu Rusların, Putin'in Obama'nın bu tehditlerini çok da ciddiye alarak hareket edeceğini düşünmüyorum. Kendi oyununu kendisi kuruyor. Elbette ki az çok uluslararası hukuk ve siyasi bakımından savunulabilir bir pozisyonda kalmaya çalışıyor. Önce topyekün işgal gibi gösterip arkasından kısmi bir askeri operasyonla bence zaten elde etmek istediği pek çok şeyi elde edecek konuma geldi. Dolayısıyla Batı'nın işte efendim görüşmeleri keselim. Doğru, NATO bugün NATO'yla stratejik iş bir anlaşması var Rusya'nın. Nitekim yarın olağanüstü toplantıya katılıyor NATO ve orada Ruslar bir araya gelecekler. Biz zannederdik ki herkes işte NATO Rusya'ya karşı kuruldu ve büyük bir tehdit olarak görüyor. Ben 2010 yılındaydı NATO Genel Merkezi ziyaret ettiğimizde baktık ki koridorlarda Rus generaller geziyorlar. Rus generaller orada ofisleri var. Her gün beraber yemek yiyorlar. Dünyaları tartışıyorlar. Böyle hiç de zannettiğiniz gibi yani en azından 1989 öncesi gibi bir gerginlik falan yok. Bütün NATO toplantılarına karar vermede oy kullanma harcı olmak üzere NATO Kuzey Atlantik NATO ve ortak bir şey var. İşbirliği anlaşması var. Ruslarla hepsi katılıyor.
Dolayısıyla ben her iki tarafın da böyle topyekun bir sıcak çatışmayı göze alabilecek konuda olduklarına inanmıyorum. Ama bunlar tabii ki söylemdir, yaptırımdır. Uluslararası alanda siyaseten söylenmesi gereken sözlerdir. Karşılıklı olarak birbirlerine rest çekerek müzakere masasında ellerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Onun dışında çok somut bir şey çıkacağını düşünmüyorum doğrusu. Evet, Obama bunları söylemesi gerektiği için söyledi diyebiliriz o zaman. NATO toplantısından bahsettiniz. Şimdi devam eden bir NATO toplantısı da var aslında. Polonya'nın davetiyle toplanıp dördüncü maddenin görüşülmesi, işte komşulara herhangi bir çatışmanın yansıyıp yansımayacağı. NATO'nun bundan sonra hani bu bölgede herhangi bir sıcak çatışma olması, Kırım ya da Ukrayna'da görev tanımına bakarak, şimdi Rusya'daki Rus komutanlardan bahsettiğiniz NATO'daki, nasıl bir görev şekillenmesi ya da bir sahaya nasıl bir yansıması olur NATO'nun sıcak bir çatışma olasılığında? Şöyle, tabii ciddidir. Yani işi ciddi almak gerekiyor. Nasıl biz Suriye'de olaylar başladığı zaman 4. maddeye istinaden NATO'yu toplantıya çağırıp en azından mümkün olan füze saldırılarına karşı bir savunma sistemi talep ettiysek, Patriotlar vesaireden bahsediyorum. Bizim güney sınırımıza hala yerleşik olan Amerika'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan getirilen benzer şekilde Polonya tabii ki bir cephe ülkesi. Yani bugünkü şartlarda Ukrayna'nın komşusu ve geçmişteki Rus işgallerini, Soğuk Savaş dönemindeki Polonya'nın bir cephe ülkesi olarak Batı ile ilişkilerinde ne kadar zor dönemlerin geçtiğini de göz önüne alırsanız Polonyalıların korkması çok doğal. Çok hatta doğal. Bir iki yıl önce Polonya Cumhurbaşkanı taşıyan bir uçak düşmüştü. Dikkat edersen Rusya'da ve ölmüştü Cumhurbaşkanı. Bu Rusların bir oyunu veya komplosu olarak gördüler. Herkes bunu böyle okudu. Evet. Gerçek mi değil mi bilmiyoruz ama dolayısıyla aslında Doğu toplumların, Doğu Avrupa toplumlarının hepsinde bütün bu olaylar derinlemesine ciddi anlamda illerine kadar yeniden eski korkuları uyandırdı. Bu ciddi bir olay yani Polonyalılar için. Onun için NATO'nun işte dördüncü madde istinaden istişari toplantılar için Polonya'nın güvenlik sorunlarına görüşmek üzere Ukrayna nedeniyle toplanması gayet doğal bir şeydir. Meşru bir toplantı ve son derece ciddi bir olaydır. Yarınki toplantıdan, bu Rusya ve NATO görüşmesinden, Brüksel'deki görüşmeden bir sonuç ya da nasıl bir sonuç çıkar onun? Muhtemelen şu, yani bugünkü tartışmada o çıktı. Rasmussen, NATO Genel Sekreteri Ruslara bir teklif getirdi. Evet. Gelin beraber konuşalım. NATO'da bundan sonra ortağız. Yani Atlantik iş bir ortaklığımız var. Buyurun bunu beraberce konuşalım dediler. Yarınki toplantı bugünkü toplantının bir devamı olarak muhtemelen gerçekleşecek. Zaten yarınki toplantıya hazırlık için de Putin işte birazcık söylem olarak geri çekti. Yani olağanüstü hali kaldırdığını, işte teyakkuzu durdurduğunu vesaire, tatbikatları durdurduğunu söyledi. Evet. Bu da bence ortamı psikolojik olarak siyasetten siyasi atmosferi gerginliği yumuşatma adına yapılmış olan bir geri çekilme hamlesi olarak okumak gerekiyor ki yarınki toplantı oturduğu zaman herkes sen katil ben katil diye birbirine bağırmasın. Daha aklı selimle tartışabilsin. Şimdi burada ne çıkar? Bence oradan muhtemelen bir uluslararası bir gözlemci heyetinin bölgeye gönderilmesi, Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğu işlevinin kabul edilmesi gibi ben sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Üçüncüsü de Rusların ilk iddiası olan biraz önce konuşmuş olduğumuz o Ukrayna'daki Rus etnik nüfusunun haklarının yeniden tanınması konusunda Rusya ile Ukrayna hükümeti arasında müzakerelerin arabulucu yoluyla müzakerelerin başlatılması, eğer anayasada hakikaten buna benzer maddeler varsa Rusların haklarını ihlal ettiğini düşünüyorum. Bunların yeniden düzenlenmesi ve belki de işte Kırım'ın otonom statüsüne ilişkin bir takım düzenlemeler yapılmasına yönelik müzakere başlatılması. Ben bütün bunların yarın bir şekilde konuşacağını düşünüyorum ama şunu öngörmemek lazım. Yani Ruslar bu kadar tantana verdikten sonra Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi gerçekten bir jeopolitik oyunun içine güç kullanarak girdikten sonra hemen yarın elini kolunu sallayarak Kırım'dan çıkacaklarını tercihine falan bekliyorsak bu olmayacak. Evet. Ne zaman olur bu? Mayıs ayında Ukrayna'da seçimler var. Muhtemelen o seçimlerin ortaya çıkaracağı siyasi tablo
ve yeni hükümet, yeni parlamentonun Rusya'nın bugün işte uluslararası topluma lanse etmiş olduğu o bir takım stratejik çıkarlarının tanındığına, anayasal hakların garanti altına alındığına ve Rusya'nın Kırım'daki varlığının devam edeceği ilişki anlaşmaların revize edilmesine dahil olmak üzere meşru bir şekilde kabul edildikten sonra ancak normal eski düzen kurulabileceğini düşünüyorum. Evet. Şey söylediniz hocam, bu işte uluslararası bir gözlemci heyetinin bölgeye gönderilmesi ihtimali olabilir. İşte Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğu kabul edilebilir ama bunlar Suriye'de mesela kabul edilmişti. Bunlar hayata geçirilmeye çalıştı ama bugün bakıyoruz ki kriz çözülmedi ve hala da devam ediyor. Aslında bunlar kriz çözmeye yönelik değil de sadece bir belki baskılamaya, dünyaya bunu tamam halledeceğiz mesajı vermeye yönelik bir şey. Yani aslında Mayıs'tan sonra bir anlamda belki de dananın kuyruğunun kopacağını söylüyorsunuz. 2 ay daha Ukrayna'da, Kırım'da olaylar devam edecek. Belki çok daha yükselecek tansiyon. Çünkü 100 kişi Ukrayna'da gayri resmi rakamlara göre bir hafta içinde hayatını kaybetti. Çok ciddi bir rakamdı bu da. Dolayısıyla bundan aslında Birleşmiş Milletler gözlemcilerinden, arabuluculuğundan da çok bir şey beklememek lazım herhalde. Şimdi onlar bu tür bir şey eğer sürüncemede bırakmak istiyorsan komisyona ve arabulucuya havale edersiniz. Bu tipik bir hamledir. Ama her halükarda geçici olarak uluslararası toplumu, Ukrayna'yı, Rusya'yı rahatlatır. En azından yumuşatır ve uluslararası toplumun gözlemcilerinin orada bulunması önemli. Çünkü şundan da önemli. Bakın Rusya açısından ayrı bir olay ama bir de iç siyaset açısından baktığınız zaman buradaki Ruslarda ciddi anlamda bir ayrılıkçı hareketin başladığını da görüyoruz. Ayrılalım, bağımsızlığınızı ilan edelim. Özellikle Kırım'daki Ruslar ki nüfus olarak da 160'ı buluyor. Bir dedikoduya göre de 30 Mart'ta, Mart ayı sonunda bağımsızlık için bir referandum düzenlenmesi öngörülüyor. Bu resmi bir şey değil, gayri resmi ama siyasete etki eder. Bir mücadele ve pazarlık aracıdır Rusya adına da. Bakarsınız eğer anlaşma olmazsa yarın Gürcistan'daki Güney Ossetya ve Abazya önünde olduğu gibi bir referandum arkasında bağımsızlığı ilan eder ve Rusya'nın kamuflajı altında Kırım bir anda bağımsız bir devlet olmak için adım atar. Bu tanınmaz Batı tarafından, Birleşmiş Milletler'e üye olması mümkün değil ama Rusya Ossetya'da yaptığı gibi ben bu devleti tanıyorum der. Yani Rusya Ukrayna'da alamadığını tabii Kırım'da ki yani alır. Kırım'da alır. Kimse tanımaz ama fiilen güvenliğini Rusya'nın sağladığı, sözde egemen ve bağımsız, kimsenin müdahale edemediği bir yeni devlet doğabilir. Yani bizim Kuzey Kıbrıs örneği ne kadar yaklaşır bilmiyorum ama yani sadece Türkiye'nin tanıdığı ama efektif olarak Türklerin egemenliğinin olduğu, işte Kırım'da da Rusya'nın kendi egemenliğini kurduğu ama Rusya'nın kendi hükümetini kurduğu bir şey olabilir. Bu da mümkün. Yani bu ekstrem bir senaryo. Evet ama bu olasılığı işte bence göz ardı etmeyelim. Evet, bir de Gürcistan örneği varken hele ki geçmişte. Somut bir örnek varken geçmişte. Kırım'da peki Kırım Türkleri var hocam ve çok endişeliler. Özellikle Rusya'nın hani bağımsızlık demek onlar biliyor işte Rusya'nın hakimiyetine girmiş demek. Ve bir mezalim geçmişleri de var maalesef. Türkiye bu noktada nasıl bir adım atar acaba? O biraz derin kurama şuradan belki başlamak lazım. Aslında biz Kırım'ı hep Rusların toprağı diyoruz ama aslında Kırım ilginçtir. Biraz tarihte konuşursak belki ikinci Endülüs vakasıdır. Çünkü uzunca bir süre, 5-600 yıl orası Müslümanların çoğunlukta olduğu bir İslam toprağıdır. Türklerin, Tatar Türklerinin ağırlıkta olduğu bir şeydir, Müslüman toprağıdır. Hatta bugünkü Rusya kurulmadan Moskova Kilisesi zamanında Altınordu Devleti zamanında daha çok Türklerin hakimiyeti olan bir bölgedir. Ki Osmanlı döneminde de biliyorsunuz aşağı yukarı 300 yıl Osmanlı'nın bir şeyidir, uzantısı olarak kalmıştır. Şimdi bütün bunları unutuyoruz tarihi. Sanki Türkler azınlık gibi ama esas Kırım'ın uzunca dönem yani hakikaten bir tarihsel sahibi varsa o Türklerindir. Ama bugünkü nüfus öyle değil maalesef. Bugünkü nüfus maalesef böyle değil. Bunu da hatırlamak gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'na yakın dönemlerdeki o Almanya, Rusya arasındaki karşıda Türklerin biraz da Almanlara sempati duyduğu gerekçesiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin bütün bunları Sibirya'ya sürdü. Tek bir Müslüman kalmadı sıra.
Ancak 1990'lı yıllardan sonra nüfus Tatar nüfus yeniden Kırım'a gelmeye başladı ve geldiler baktılar ki o da kalan nüfus ne kadar kaldıysa. Toprakları işgal edilmiş. Zaten çoğu ölmüş. Evet. Efendim kendi evlerine dönemediler. Aradan 40 yıl geçmiş. İşgal edilmiş ve evi barkı toprakları Ruslar tarafından işgal edilmiş olan bir coğrafyadan söz ediyoruz. Dolayısıyla 90'lı yıllara geldi de çok kötü bir şekilde karşılandılar. Kötü yerlerde çadırlarda yaşamaya başladı ama direndiler. Bu topraklar bizim de dedelerimize atalarımızdan kalmadı diye onları takdir etmek gerekiyor. Türkiye'de siyasi olarak iyi ilişkiler kurarak hem Rusya ile hem de Ukrayna ile onlara bir yaşam alanı açmaya çalıştı. Maddi yerde bulundu. Çoğu kişi biraz ama TİKA'nın en büyük projelerinden birisi o bölgede göçle gelen, kendi topraklarına yaşamak isteyen Kırımlara özellikle bizim toplu konut idaresi gibi şeyler vasıtasıyla kalıcı evler yapmaya çalıştı. Bugün hala bunlar devam ediyor. Bunları unutmamak gerekiyor. Bugün Türkiye'nin yapmaya çalıştığı tam da bu kargaşa ortamında yeniden bu çatışmada yani Ukrayna ve Rusya ya da Rusya-Batı çatışması arasında Türklerin ezilmesini önlemek, orada yaşamlarını devam ettirecekleri barışçıl ve güvenli ortamın sürdürülmesine katta bulunmak. Yoksa eğer Türkiye taraf olmaya kalkar veya Ruslar tarafından tehdit olarak görürse en kolay harcayabilecekleri kesip maalesef Tatarlar. Dolayısıyla bu çok hassas ve nazik bir denge var. Bence o dengenin çok ciddi şekilde korunması lazım. Evet. Bakan Davutoğlu da herhalde bu dengenin farkında. Çok ciddi bir telefon diplomasisi yürüttü, bakanlarla görüştü, uzun görüşmeler yaptı ama belki bundan sonraki süreçte yaşananlardan hareketle diyebiliriz ki hani Türkiye Kırım'da kesinlikle söz sahibi olmak isteyecektir. Hani oradaki Tatarları korumak adına ama bugün bir yazıda hani Suriye'deki kadar çabuk atılmayacaktır diye de bir yorum vardır. Buna katılır mısınız? Kısaca şöyle bakın Sayın Davutoğlu biliyorsun Kiev'e gitti. Orada Mustafa Cemiloğlu Kırım Tatarlarının lideri ve Ukrayna Milli Meclisi de üyesi. Onlarla da görüştü. Türkiye'deki Kırım dernekleriyle de görüştü. İlgili batılı bütün ülkeler dışişleri bakanlarıyla görüştü. Oradaki temel statü şu. Hassasiyeti anlama adına eğer Tatar Türkleri heyecana getirip bir şekilde doluşa getirip de Ruslarla yeniden kavga eder görüntüsü verip de çatışma başlatırsa ki Batı bu çok çok işine gelir. Bunlar emin olun. Rusların bile işine gelir. Sanki olayı bir Türk-Rus çatışmasına dönüştürebilir. Suriye'de yapılmaya çalışıldığı gibi Türkiye ve İran çatışması dolaylı olarak sarılmaya çalışıldığı gibi. Türkiye bu anlamda Suriye'deki tecrübesine yola çıkarak burada daha temkinli, daha ihtiyatlı, daha sağduyulu davranıyor ve Dışişleri Bakanı Ahmet Bey çok açıkça bunu deklar etti. Yani bu sorun Rusya ile Batı arasındaki bir sorundur. Elbette ki orada Kırım'daki Türkler var. Biz onların insan hakları ve insani yaşam koşullarını koruma adına elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Taraflarla görüşüyoruz. Ama onları da sağduyu ve ihtiyat telkin ediyoruz. Böyle bir biraz low profile ama her tarafla konuşarak Türkiye'nin yeni tutumunda en az zararla Tatarları orada bu çatışmadan koruma anlamında bence doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. Yani aksi halde bir anda Batı kenara çekilir, Türkiye-Rusya çatışmasına dönüştürür, biz aşağı düşeriz. Türkiye bu konuda bu kez çok daha ihtiyatlı ve dikkatli bir dil kullanıyor ve politika izliyor. Çok da doğru diyorsunuz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz hocam. Kısa bir reklam arası şimdi. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son olarak Türkiye'nin tutumundan bahsettik ama biraz da Rusya'nın ne yapmaya çalıştığını aslında belki konuşmak lazım. Hem Suriye politikasını hem son dönemdeki biraz daha belki Şahin dış politika diyebileceğimiz bir çizgiye doğru kayıyor Putin'le birlikte Rusya. Bunu nasıl değerlendirebilirsiniz hocam? Yeni Rusya'nın yeni Avrasyacı politikası olarak okumak bu son dönemde özellikle Amerika'nın da biraz daha ihtiyatlı davranmaya başladığı bu günlerde nasıl değerlendirebiliriz Rusya'yı? Bu biraz derin bir konu ama Rusya'nın tutumuna başlamak gerekiyor. Malum Sovyetler Birliği'nin çökmesi tabii Ruslarda çok derin bir travma yarattı. Koskoca bir imparatorluk gidiyor, bir komünist sistem çözülüyor, yeni bir siyasal sistem, yeni bir ekonomik sistem
1990'lı yıllar tam anlamıyla Ruslar için bir çöküş dönemiydi. Özellikle Boris Yeltsin dönemi. Hı hı. Doğrusu Batılılar da bunu tepe tepe kullandılar. Hakikaten yani Rusların onuruyla falan çok rahatla oynadılar. Özelleştirmeden çok büyük pay aldılar vesaire. Ama Putin gibi eski Sovyet döneminde yetişmiş olan istihbarat kökenli, kafası öyle demokrasi falan kavramlarıyla meşgul olmayan, oyunu her zaman büyük oyun olarak gören, hı hı, jeopolitik kavramlarla düşünen ve doğrusu aktivist bir başkan seçildikten sonra çok hızlı şekilde Rusya yeniden toparlanmaya gitti. Evet. Öncelikle kendi etrafındaki ülkelerle yumuşak bir bağımsız devletler topluluğu kurdular. İşbirliği, ekonomik dayanışma vesaire. Ama yavaş yavaş özellikle Putin'in Avrasyacılık politikası dediğimiz politikalarıyla Rusya merkezli olarak kendi etrafındaki eski Sovyet coğrafyasından Avrupa'ya kaptırmadığı, evet, alanlar diye belki söylemek lazım. Bu ortasındaki Türk Cumhuriyetlerden, Kafkaslardan, Belarus, Gürcistan ve Ukrayna'ya kadar, hı hı, uzanan geniş bir coğrafya var ki bu coğrafya işte Near Abroad dediğimiz, hı hı, yakın çevre politikası veya yakın çevresi deniyor Rusya'nın etrafındaki, hı hı, ülkeler coğrafyasına. Putin yavaş yavaş adım adım bazen güç kullanarak bazen ikna ederek havuç sopa politikalarıyla hangisi işe yarıyorsa işte Orta Asya Cumhuriyetleri'ne örneğin doğal gaz ve petrol, hı-hı, ihracatında kolaylıklar sağlayarak, evet, işte örneğin Ukrayna'nın her kış gaz banasını keserek cezalandırarak gerekirse fiyatlarda oynayarak bazen sopayla Gürcistan'da, evet, olduğu, evet, gibi gerekirse kaba güç kullanarak bir şekilde kendi etrafındaki ülkeleri Rusya ile birlikte hareket etmeye zorlayacak oyun kurallarını yeni bir stratejik büyük oyunu dönmeye başladı Rusya. Hı hı. Şimdi bu çerçevede en son yaptığı hamle Rusya'nın kendi etrafında sadece bu bir takım işbirlikleri değil daha somut bir şekilde Avrasya Gümrük Birliği oluşturmaya başladı ki bu konuda çekirdek ülkeler Rusya, Kazakistan ve Belarus çoktan, hı hı, kurucu anlaşmayı imzaladılar. Yeni stratejik hedef olarak da 2015 yılında o biraz önce sözünü ettiğim ya Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan biraz tarafsız ama olabilir. Hı hı. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna, aynen, Belarus bu coğrafyadaki bütün ülkelerle bir Avrasya Birliği oluşturmanın, hı hı, stratejik altyapısını yapmaya başladı. Zaten bugün Ukrayna konusunda bu kadar sert tepki vermesinin altı da bu yatıyor. Yani Kasım ayında Ukraynalılar Avrupa Birliği ile anlaşmaya imzalamaya ramak kala hı hı, bir anda hem 15 milyar dolar para verdi, kesenin ağzını açtı, hem de başka bir takım özendirici tedbirlerle Ukrayna'yı ona vazgeçirdi. Eğer Ukrayna bu anlaşmayı imzalamış olsaydı, hı hı, muhtemelen işte biraz o sözü ettiğim o Avrasya Birliği projesinin önemli halkalarında birisi kopmuş olacaktı. Ve Rusya için çok önemli bir halkaydı. Halkaydı, Ukrayna, o proje, evet, çökecekti. Evet. Biraz daha makarayı geri sararsanız, hı hı, yani 2008'de bence esas kopuş odur. 2008 yılına giderken biliyorsunuz 2000'li yıllarda 2004'te Orta Avrupa ülkelerinin pek çoğu Avrupa Birliği üyesi oldu ve Polonya dahil, Baltık Cumhuriyeti dahil hepsi NATO üyesi oldular. Evet. Güvenlik tehdit olarak aynı talebi Ukrayna ve Gürcistan'da dile getirdiler. Hı hı. Ve George W. Bush'un en son katıldığı NATO zirvesi 2008'deki Bükreş zirvesidir. O zirvede Ukrayna ve Gürcistan kendilerine NATO üyeliğini açacak olan bir yol haritası verilmesi, İstemiş. Membership Action Plan, MAP dediğimiz, hı hı, harita demektir. Hı hı. Yol haritası verilmesi ve kendi içindeki askeri yapılanmayı reorganize ederek, hı hı, NATO standartlarına çekme anlamında, hı hı, maddi ve teknik yardım yapılması konusunda aslında çok bastırdılar. Fakat gene o zaman Putin'in yaptığı bir takım stratejik hamlelerle, hı hı,
hem Fransa hem Almanya, bugün bunlar çok önemli. Almanya ve Fransa Amerika'yı ikna ettiler ve Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO güvenlik çember şemsiyesi altına alınmasına giden yolu kapattılar. Bence esas kopma bugünlere gelen sürecin başlangıcı oydu. Orasıydı. Rusya'nın kafasında o zaman da vardı. Avrasya Birliği'ni kurma anlamında. Gürcistan ve Ukrayna'yı kendi o stratejik güvenlik ve ekonomik yaşam alanının uç noktasını batıyla geçişi sağlayan tampon bölge olarak görüyordu. Yani efektif olarak bakarsanız bu eski Sovyetler Birliği'nin çekirdek alanıdır. Evet. Avrasya jeopolitik alanının ana kişilesini Rusya yeniden kontrol altına almaya çalışıyor. Jeopolitik olarak ve ekonomik olarak. İşte oradaki hata, yani kararsızlık, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeterince şey göstermemesi ve Rusya'nın Avrupa Birliği'nin içteki ülkelerin iç düzenini bozarak, Avrupa'yı içinden çatlatarak kendi yanına çekmeye çalışması, ki Almanya burada çok önemli. Ne de Almanya önemli? Çünkü Almanya ile Rusya arasında hem tarihsel olarak hem de bugün için çok ciddi ekonomik ilişkiler var. Mesela Avrupa Birliği'nin bir enerji politikası var. Normal Ruslarla enerji fiyatları dahil olmak üzere enerji arz güvenliğini sağlamak için Avrupa Birliği ile Rusya arasında bir diyalog toplantısı var. Almanya hem buraya üye, doğal olarak Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi, ama aynı zamanda Almanya Ruslarla ikili anlaşma yapıyor. Bugünkü kriz konusu olan Ukrayna'dan geçen Avrupa Birliği doğalgaz hattından bağımsız olarak Manş Denizi'nden geçen, Baltık Denizi'nden geçen bağımsız Rusya-Almanya doğalgaz hattı var. Şimdi bunu çok bu kadar açık bilinmiyor. Evet. Tam o zaman bu doğalgaz boru hatlarını kullanarak Ruslar Almanya üzerinden NATO'yu böldüler ve Gürcistan ve Ukrayna'yı Ukrayna'nın NATO üyeliği yolunu açacak ve dolayısıyla Rusya'dan kopartacak bence en önemli stratejik hamleyi o zaman kaybetti. Ve ertesinde de zaten Nisan ayında Bükreş'te NATO toplantısı vardı. Oradan Gürcistan koparınca Ağustos ayında Şaakaşvili'nin yönetimindeki Gürcistan'a operasyon düzenledi. Evet. Yani o bence Soğuk Savaş sonrası döneminde en önemli Rus operasyonuydu. Şimdi bu anlamda ikinci büyük operasyondur ve Soğuk Savaş sonrası dönemde, yani 90'lar sonrası dönemde Doğu Batı çatışması anlamında en sıcak gerilimlerin yaşandığı bir dönemde yaşıyoruz. Ve Ruslar bütün gücünü kullanarak Gürcistan ve Ukrayna'yı, yani şu andaki durum onu gösteriyor, tekrar kendi yörüngesine tutabilmenin yolunu arıyor ki onda da başarılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 2015'e giderken, bundan sonraki dönemde Ukrayna'nın, bilemiyorum Batı ne kadar Rusların bu iştahını engelleyebilir ama 2015'e giden yolda bence bu işgali bir pazarlık malzemesi olarak kullanıp Ukrayna'yı bir şekilde Avrasya Birliği'ne üye olmaya ikna edecek bir metot bulacaktır diye ben düşünüyorum. Zaten 2015'te şayet buna ikna edemezse bu 2013'te işte Kasım ayında imzalanmayan anlaşmanın ikinci görüşmesi 3 yıl sonra 2016'da olacak. Yani aslında bunu Rusya da biliyordur. Evet. 2015'te eğer o treni kaçırırsa bunun belki telafisi bir daha olmayacaktır. Evet. Ukrayna'yı kendisine bağlama adına 2015 ve bu süreci devamı oldukça önemli diyorsunuz. Başka bir şeyden bahsedelim biraz da hocam. Bir yazınızda söz ettiniz. Önümüzdeki yıllarda var olan çatışma, olası çatışma alanlarını sıralamışsınız ve şu anda zaten çatışmaların hali hazırda. Aslında birbirinden çok alakasız gibi duran coğrafyalar, çok alakasız gibi duran ülkeler ama hepsinde işte Venezuela'da, Tayland'da, Suriye'de, Bosna'da, Ukrayna'da böyle bölgesel bir ülke içinde daha çok halk ayaklanmasıyla başlayan, pek çoğunda öyle nitekim, halk hareketleri var. Bu bölgeleri siz niye böyle bir sıralama yaptınız? Ne için bu ülkeler, bu bölgeler özellikle önemli önümüzdeki yıllarda? Şimdi oradaki temel varsayım şuna dayanıyor. Evet, dünyada her ne kadar biz demokrasi, insanları, özgürlükler, iyi niyetler, diplomasi, uluslararası hukuk,
Birleşmiş Milletler gibi daha yumuşak kavramlar konuşuyor isek de aslında bu kavramlar, yani uluslararası ilişkiler teorisi bakımından idealizm ve liberalizmin kavramları. Ama dünya idealist bir dünya değil. Değil. Hatta şunu söylemek lazım. Amerika'daki Freedom House'un da son raporlarında var. Son 7-8 yılda giderek, hatta son Ekonomist dergisinde de böyle bir rapor çıktı. 7-8 yılda giderek bu dediğimiz kavramlar, insan hakları, demokrasi, liberal değerler vesaire gibi kavramlarda aşınmalar var. Demokrasinin genişlemesini bırakın, daralmalar var. Hı hı. Uluslararası sistemde bu anlamda bizi idealizme götüren bu liberal değerler dediğimiz 90'lı yıllarda popüler olan Fukuyama vesaire hı hı. gibi dile getirilen o liberal bir dünya, liberal insan teorisinin işte öyle olmadığı, tam tersine tarihin yeniden geriye döndüğü. Büyük güçler arasında jeopolitik güç mücadelesinin hızlandığı bir döneme giriyoruz. Bunun nedeni şu, 90'lı yıllarda o iyimser havayı estiren şey, biraz da eski giderseniz aslında demokrasi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada popüler olmuştur. Neden? Galip devletlerin, batılı galip devletlerin, Amerika'nın, İngiltere gibi, Fransa gibi ülkelerin liberal değerler üzerinden kendi toplumlarını inşa etmeleri ve uluslararası sistemi de bu liberal ve idealist değerler üzerinden kurgulamaları. Liberal bir demokrasiyi dünyaya kabul ettirmeleri, evet, bir anlamda. Birleşmiş Milletler gibi nispeten daha idealist bir uluslararası kurguyu sağlamaları yatıyor. Evet. Şimdi bu kurgu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçi nispeten Doğu Batı gerginliği azaldı ama en azından Batı blok içerisinde devam ediyordu. 1990'larda da Sovyetler Birliği yıkılmasından sonra Doğu Avrupa ülkelerinde de yaygınlaştı. İyimser hava devam etti ama son 20-30 yıldaki bir takım seküler trendler nedir bunlar? Ekonomik verimlilikteki değişmeler, dünyadaki güç, üretim ve zenginlik ve ticaretin yeniden yapılandırılması, küreselleşmenin getirmiş olduğu imkanlardan faydalanan bazı ülkelerin yavaş yavaş güçlenmeye başlaması neticesinde son 10 yıla girildiğinde farkına varmadan aslında Batı o kendi mutlak üstünlüğünü 21. yüzyılda Amerikan yüzyılı yapacağız deyip Irak'a, Afganistan'a saldıran Amerika neokonları bir anda Amerika'nın aslında ne kadar kırılgan bir yapıda olduğunu göstermiş oldular. Ya bu Amerika kan kaybederken sadece Irak işgalinden dolayı 3 trilyon dolarlık kayba uğrarken Afganistan'da 10 yıl bu kadar araç gereği, silah, teçhizat, can kaybıyla uğraşırken kendi ekonomik verileri öldü ama bir anda baktılar ki Çin yükseliyor. Evet. Yani 2040-50 yıllarda Çin'in Amerika'yı yakalayabileceği konuşurken bugün 2030'lara çekilmiş durumda bu öngörüler. Dolayısıyla Amerika ve Batı bir anda doğrusu hazırsız yakalandılar. 2008'de başlayan mali krizle birlikte bir kendi içine kapandılar. Dünya ile uğraşacak takatları kalmadı. Ekonomik verimsizlik ve hazırsızdan dolayı ciddi anlamda bir bunalım yaşıyorlar. Buna karşın bu istikrarsızlık göstergelerine karşın otoriter ilkelere göre yönetilen, siyaset olarak otoriter, ekonomik olarak kontrollü kapitalizm diyebileceğimiz Rus örneği, Çin örneği, hatta Hindistan örneği gibi ülkeler bir anda hem siyasi istikrar sağlıyor, hem ekonomik verimliliği sağlıyor. Gelişmekte olan pek çok ülke için çekici hale geldi. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Uluslararası sistemde ciddi anlamda bir yeni güç yapılanması, güç dengelerinde yeni bir oluşum var. Güç batıdan, batı dışı ülkelere doğru kayıyor. Özellikle uzak doğuda Çin ve ve ABD ve batı kamuoyu da kendi içlerine çekilme, izolasyonist bir moda döneme girmiş durumda. Bu ne demek bunun sonuçları? Bunun sonuçları Amerika'nın, Avrupa'nın son 50-60 yılda kontrol ettiği uluslararası sistemin hegemonik yapısında çözülmeler var demektir. Evet. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, işte bugün kriz noktası olan Ukrayna, Latin Amerika, Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya gibi ülkelerde ABD'nin o eski gücü ve kontrol mekanizmaları azaldıkça bölge ülkeleri o oluşan power vacuum, yani güç boşluğunu doldurmak için kendilerine inanılmaz bir alan açıldığını gördüler. Şimdi Çin'in mesela bu alanı değerlendirmek istiyorlar tabii, dolayısıyla. Çin mesela çok ambitious bir şekilde, agresif bir şekilde kendi çevresindeki ülkelere kendi yörüngesine çekiyor.
hava sahasını kontrol ediyor. Güney Asya'daki o Güney Çin Denizi'ndeki bütün o eski tartışmalara hiç kimse takmadan evet. kontrol altına alıyor. Bunlar savaş gemileri inşa ediyor. Doğru düzgün geliyor aslında Çin, tabii. değil mi? Evet. Yani bölgesel olarak kendi hegemonyasını evet. kuruyor. Aynı şey Rusya için geçerli. Hı hı. Yani biraz önce o sözünü ettiğimiz Avrasyacılık politikasına cesaret veren şey Putin'in hı hı. esasen bu uluslararası sistemde ABD'nin yavaş yavaş içe çekilmesini yaratmış olduğu Avrasya'daki güç boşluğunun Rusya tarafının doldurmasından başka bir şey değil. Şimdi aynı şey Arap Baharı dediğimiz sürecin ortaya çıkmasının bence temel tetikleyicisidir. Amerika'nın Orta Doğu'da daha fazla olmak istememesi. Olmak istememesi. Yani halklar, ülkeler, liderler bunu iyi okuyorlar. Herkes çünkü hı hı. bu iletişim çağında çok hızlı hı hı. şekilde adapte oluyor bu sisteme. Hı hı. Türkiye'nin mesela güçlenmesi kendi bölgesinde yani bunun yani Batı'nın yaratmış olduğu boşlukta Türkiye faydalanıyor. Hani bunu çok hı hı. rahatsız değiller. Biz hep hani efendim Türkiye'yi mi karıştırıyorlar mesela ama yani bu Rusya için de geçerli. Bütün buna neye işaret ediyor? Şunu işaret ediyor. Biz o eski liberal demokratik değerlerle uluslararası politik analizi yaparken veya uluslararası sistemin işleyişinde uluslararası hukuk, insan hakları, özgürlükler, liberal değerler, müzakere, efendim diplomasi derken hı hı. yani bugün artık onları kullanmamaya mı başlayacağız? Onu alan daralıyor. Hı hı. O otoriter ülkelerin bildiği yollar, yöntemler daha efektif hale geliyor. Hı hı. Rusların bugün Ukrayna yaptığı bu. Çin'in kendi bölgesinde yaptığı o. Bizim de Suriye'de yapamadığımız o. Hı. Yapmak istediğimiz bir anlamda ama yapamadığımız. Yani şöyle. Hem Mısır'da belki bir anlamda, Mısır'da özellikle olayların ilk başlangıç zamanlarında hani rol model gösterilmesi, bir nevi böyle bir abilik hı-hı. şeyi. Aslında işte Rusya'nın Rusya'ya benzer bir tavır şimdi sizin söylediğinizde ve Suriye'de yapamadı deyince tam da aslında yerine biz yapamadık, niye yapamadık? Şunu da yapamadık. Yani biz Rusya değiliz. Evet. Yani biz Çin değiliz. Biz Batı'da daralsa bile demokrasiye yeni ulaşmış olan bir milletiz hı hı. siyasiden. Dolayısıyla biz kaba güç kullanarak Orta Doğu'da yeniden ilişkilerimizi 100 yıl sonra geliştirirken eski coğrafyamız olan bu coğrafyada Osmanlı Hinterland'daki milletlerle ilişkilerimizi yeniden geliştirirken doğrusu bizim Rusya gibi kaba güç kullanarak bu coğrafyaya dönmemiz uzun dönem olarak bizim stratejik çıkarlarımıza zarar verir. Bir kere böyle bir şey var. İki, hakikaten Türkiye otoriter ve dış politikada revizyonist veya saldırgan bir ülke değil. Evet. Yani uluslararası hukuk ve siyaset bakımından Batı'nın belki bugün nispeten daha erimiş dahi olsa o hı hı. eski uluslararası hukuk, meşruiyet, diplomasi, liberal değerler gibi değerlere bağlıyız. Hı hı. Eğer dışarıda otoriter ve saldırganlık politikası izlemeye başlarsak içerimizdeki o demokratik alan da daralır. Evet. Ya bütün bunlar içe geçmiş olan konular. Dolayısıyla Orta Doğu ve Afrika'daki, Kuzey Afrika'daki değişimler baktığım zaman böyle bir şey veriyor. Onun için ben son günlerde yaptığım analizlerde onu söylüyorum. Bir, küresel yönetişim sisteminde kriz var. Ne demek bu? Evet. Yani Birleşmiş Milletler'in karar alma süreçlerinde kriz var. Bunu Suriye konusunda anladım. Gördük. Rusya-ABD arasındaki o eskiden olduğu gibi 90'lı yıllarda kullanılan modus vivendi yani veto hakkı kullanmadan centilmence güvenlik konseyini işletme anlayışı kaldı. Şu anda çökmüş durumda. Evet. Çökmüş durumda. İşte bugün Ukrayna'da gördüğümüz gibi karşılıklı olarak o eski soğuk savaşın dili, jeopolitik kavramlar ve güç kavramlara uluslararası politika yeniden girmeye başlandı. İki, uluslararası biraz söz ettiğim liberal değerler erimeye başladı. Bunlar çok çok önemli. Bence kayıplardan birisi o. Üç, küresel güç kaymalarının yaratmış olduğu deprem, ki bu yeni bir jeopolitik depremdir bence. Hı hı. Uluslararası sistemde yeni jeopolitik bir depremdir. Bu depremler en çok küresel düzlemde farklı güçler arasındaki sürtüşmeleri yaratan jeopolitik fay hatlarında etki eder. Onun için Balkanlar'da etki eder. Karadeniz'in doğusunda etki eder. Karadeniz kuzeyinde ve doğusunda yani Asya'da. Kafkaslar ve evet. Güneydoğu Asya, Asya'da Çin, Japonya ve Güneydoğu Asya ülkeler arasındaki hı-hı. o bölge. Hı-hı. Latin Amerika'da belli coğrafyada çünkü Latin Amerika'da henüz bölgesel bir hegemon yok.
Onun için çok daha hızlı inişler çıkışlar olabiliyor. Kuzey Afrika, çünkü Avrupa Birliği'nin askeri anlamda istikrarı sağlayacak bir aklı da yok, gücü de yok. Bir ortak dış politikası da yok, güvenlik politikası da yok. Evet. Onun için mesela Fransa gibi ülkeler bazen bir anda Avrupa Birliği adına hareket eder gibi sağa sola bombalayabiliyor. Bunu biz Libya'da başladı, Mali'de gördük, şimdi Orta Afrika Cumhuriyeti'nde gördük. Evet. Suriye ve benzeri olaylar zaman zaman niyetleniyorlar. Dolayısıyla bu coğrafyalar kriz coğrafyası. Belki Irak, Suriye, tabii, bizim yakın alan, buralar da jeopolitik hayatların olduğu, büyük güçler arasında mücadele yaşandı. Tam bu anlamda Suriye yani mükemmel bir örnektir. Yani bir taraftan Rusya, Amerika, Türkiye, İran, herkesin jeopolitik konumları, çıkarları icabı, çıkarların çatıştığı alandır. Onun için zaten bu kadar kilitlenmiştir. Uzun süredir, evet. Suriye, Suriye'ye bırakılmadığı için bu kadar uzun süredir. Ve 2011'de, 2012'de zannediyorum, 2 yıl önce bunu yazdım. Suriye konusunda, Suriye post-hegemonik dönemdeki ilk karşılaşma ve test alanıdır bu güç değişim mücadelesinin. Çözülmedi. Orası tam anlamıyla bir Gordiyon düğümüne dönmüş durumda. Birisi gelip de çözmediği sürece sözcük gibi durmuyor. Yani gelecekte de muhtemelen Irak'tan Suriye'den Lübnan'a kadar uzanan bir istikrarsızlık çizgisi var. Türkiye biraz da bunlardan çekindiği için o hani çok fazla asker anla bu bölgeye girmiyor ama ekonomik olarak Kuzey Irak'la işte belli bir entegrasyon var. Ekonomik olarak bunu görmek lazım. Yani bu Türkiye önemli bir imkan da sağlıyor ama Kafkaslar dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde bu anlamda jeopolitik fay hatlarında sürtünmeler, ısınmalar, sıcak çatışmalar ve rekabetin hızlandığı bir döneme giriyoruz. Evet. Dolayısıyla daha çatışmacı bir dünya doğuyor. Tam doğrusu da onu söyleyecektim hocam. Söylediklerinden hani liberal demokrasinin bir anlamda ivme kaybettiği, tersine otoriter, çatışmacı, işte önemli fay hatlarından bahsettiğiniz artçılar olacaktır. Daha böyle çatışmacı, mücadeleci, savaşların, belki bölgesel savaşların olabileceği 10 yıllar bekliyor. Belki bu kısa sürede de olmayacaktır. Şimdi liberal demokrasinin yükselişini 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren tutarsak neredeyse bir 80 yıllık süreç var. Bundan sonra da dünya bir çatışma sürecine girebiliyor diyebilir miyiz? Çok ilginçtir. Ben öğrencilerime demokrasi ve siyasal sistemlerle ilgili konuşurken son 3-5 yılda özetle söylediğim bir şey var. Biz zannediyoruz ki bütün dünya tarihi boyunca en geçerli, meşru yönetim sistemi demokrasidir. Yok böyle bir şey. Hatta dünya tarihi karşılaştığınız zaman demokrasinin bu kadar yaygın olduğu dönem ancak belki son yarım yüzyıldır. Evet. Yani 19. yüzyıla başlar, doğru. Klasik demokrasiler Amerika, İngiltere, Fransa falan ama yani 2. Dünya Savaşı'na gelince bir elin parmakları geçmez demokrasiyle yönetiyor ülkeler. 2. Dünya Savaşı'nın galipleri demokratik ülkeler olduğu için dünyaya yayılmıştır. Bugün Batı sistemi içe çekilirken, Ruslar sistemde etkisini kaybederken doğal olarak demokrasi de tek meşru yönetim biçimi olmaktan çıkıyor. Evet. Farklı diğer modeller yeniden devreye girmeye başlıyor. Konuşulmaya başlıyor. Şimdi doğal olarak diğer modeller, yani otoriter bir yönetim sistemi olan Rusya, otoriter bir yönetim sistemi olan Çin'e siz müzakere, ikna, iyi niyet, diplomasiyle söz geçiremezsiniz. Evet. Çünkü onların bildiği dil güç, gücün dilidir. Jeopolitik olarak kimin daha fazla avantajlı, çıkarı nasıl koruyacağına ilişkin ancak güce dayalı bir ikna yöntemi olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu anlamda doğrusu hegemon bir gücün olmadığı, farklı en az 8-10 ülkenin gücün birbirine rekabet içinde olduğu bir dünyada kaçınılmaz olarak dünya sisteminde daha çatışmacı bir döneme giriyoruz. Bu daha istikrarsızlık demek bu anlamda. Güçler arası rekabetin artması demek ve uluslararası yönetim sisteminin de bir anlamda paradigmatik ve siyasal ideolojik meşruluk krizine girmesi demek. Evet. Ya yeni bir değerlere dayalı olarak farklı medeni, ama bunu bir kriz fırsat da getiriyor, onu da söyleyerek en azından tamamlamak fayda var. Bir şans olabilir. O da gerçekten real anlamda çok kutuplu bir uluslararası sisteme doğru evriliyor isek bu şunu da getirebilir. Farklı ülkeler deyince farklı medeniyetleri de ön yüzde birbirine en azından rekabet edebilecek bir diyalog ortamı da yaratabilir. Evet. İslam dünyasının yeniden dünya politikasına dönmesi, Çin'in
Konfüçyan kültürünün dönmesi, Hint kültürünün dönmesi, Latin Amerikan kültürünün dönmesi gibi bu anlamda birbiriyle elbette ki tatlı bir rekabet ama diyalog ortamı da belki çıkabilir. Yani Batı sisteminin üzerine oturduğu hakikaten kavramsal, ideolojik anlamdaki mutlak hegemonyasının kırıldığı farklı medeniyetlerin de yeniden yaşam anlamında neşvi nema bulduğu bir siyasal dönem açılabilir. Bu bir imkan fırsat olabilir ama kolay olmayacaktır. Evet. Önümüzdeki dönemde daha ciddi rekabet yaşayacağını düşünüyorum ben. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Rusya'yı, Ukrayna'yı, Kırım'ı konuşuyoruz. Konuştuk. Profesör Birol Akgün Rusya'nın özellikle politikalarına dair çok önemli bilgiler verdi ve gelecek öngörüsü de biraz iç karartıcı olmakla birlikte daha çatışmacı bir dünyaya hazır olmalıyız dedi. Farklı güçler yükseliyor dedi ama bu aynı zamanda bir diyalog ortamı da oluşturabilir dedi. Çok güzel fikirlerini bizimle paylaştı. Eminim siz de zihninizde yeni pencereler açmışsınızdır. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.